أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد. Kıymetli kardeşlerim, bu gece Ramazan-ı Şerif'in 26. gecesini idrak ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in bu gece 26. gecesini idrak ediyoruz inşallah. Malum 26. gecesini 27. gecesine bağlayan gece mübarek Kadir gecesidir. Dolayısıyla bu gece Kadir gecesidir. Bu gece Kur'an gecesidir. Bu gece dua gecesidir. Kıymetli kardeşlerim, Hafız Laçın Guliyev hocamın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımıza giriş yapalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Laçın hocama bu güzel tilavetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sesine kuvvet, nefesine bereket diyoruz. Sancağını açıp geldin, marifeti seçip geldin. 11 ayın 11'ini aralayıp geçip geldin. Ramazan bir yeşil direk, o da müminlere gerek. En sonunda bayram olur, çoluk çocuk sevinerek. Ne uyursun,
ne uyursun? Bu uykuda ne bulursun? Kıl namazın, tut orucun, doğru cenneti bulursun. Yüce Rabbim, Ramazan sonunda doğru cenneti bulan kullarından eylesin kıymetli kardeşlerim. Tabi mübarek bir ay içerisindeyiz. Malum Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Ramazan ayı aynı zamanda oruç ayıdır. Ramazan ayı aynı zamanda rahmet, mağfiret, arınma ve cehennemden kurtuluş ayıdır. Ve yine Ramazan ayı sevgi, barış, muhabbet, meveddet ve sonunda da varış ayıdır efendim. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 183. ayeti celilesinde Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettequn buyurur. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki ittika edenlerden olursunuz. Umulur ki müttakilerden olursunuz. Umulur ki takva sahibi ehlullah'tan olursunuz buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ve yine Bakara suresinin 185. ayeti celilesinde ise Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an buyurur Yüce Rabbimiz. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ay içerisinde Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamıştır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ve yine Kadir suresinde ise Yüce Rabbimiz İnna enzelnahu fi leyletil kadir ve ma edrake ma leyletul kadir leyletul kadri hayrun min elfi şehr buyurur Yüce Rabbimiz. Şüphesiz ki biz bu mübarek Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Sonrasında ise Yüce Rabbimiz bize deyim yerindeyse müntebih olmamız için soru yöneltiyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدِرِ Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin ki? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla aynı zamanda Kadir gecesinin nasıl kıymetli, nasıl kadri kıymet sahibi bir gece olduğunu Yüce Rabbimiz Kadir suresinde bizlere kendisi ifade buyuruyor. Ve yine Duhan suresinde şöyle buyurur Yüce Rabbimiz. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Mübarek gece ise Kadir gecesidir. Yani Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an genel bir ifade Kadir gecesinde, Kadir suresinde daha doğrusu İnna enzelnâhu fî leyletil kadir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Tahsis ediyor tabir yerinde ise ve Duhan suresinde de bu gecenin mübarek bir gece olduğunu ifade ediyor Yüce Rabbim. İnna enzelnâhu fî leyletin mübareketin buyuruyor. Biz o Kur'an'ı mübarek gecede indirdik. Büyükler der ki kıymetli kardeşlerim, Kadir gecesi öyle mübarek bir gecedir ki kadri kıymeti büyük olan Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye, nazil olmaya başlamıştır. Buhari ve Müslim'de geçen Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayete göre bu gece yani Kadir gecesinde, Ramazan'ın 27. gecesinde Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inzal edilmeye, nazil olmaya başlamıştır.
Malum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Hira mağarasındayken Cebrail aleyhisselam kendilerine geliyor ve oku buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ummi olması hasebiyle malum okuma yazma bilmiyor. Ma ene bikari'in buyuruyor. Ben okuma yazma bilmem buyuruyor. Yine Cebrail aleyhisselam oku buyurduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma ene bikari'in buyuruyor. Ben okuma yazma bilmem. Yine üçüncü kez Cebrail aleyhisselam bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sıkıyor ve oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku diye başlayan İkra yani Alak suresinin ilk 5 ayeti celilesini Ramazan'ın 27. gecesi yani Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inzal etmiş oluyor. Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku buyuruyor Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in de bu ay içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nazil olduğunu ve vahiy göreviyle Peygamberimizin artık görevlendirdiğini görüyoruz. Bu anlamda bu gece Kur'an'ın indiği gece olması hasebiyle mübarek, bereketli bir gecedir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, büyüklerimiz der ki bu geceye Kadir gecesi denmesinin bir diğer sebebi de kadirli ve kıymetli bir kitabın kadirli ve kıymetli bir melek vasıtasıyla yani Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla kadirli ve kıymetli bir ümmete nazil olması hasebiyle bu geceye Kadir gecesi denilmiştir. Yüce Rabbim bu geceyi hakkıyla ihya eden, bu anlamda hakkıyla idrak eden kullarından eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbih buyurur. Kim sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur Peygamberimiz. Bir başka hadis-i şerifte ise men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbih buyurur. Kim Ramazan'ı sevabını Allah'tan umarak ihya ederse, ikame ederse, yani gecelerini ihya ederse, yani teravihle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Peygamberimiz. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyle ilgili hadisi şerifinde ise şöyle buyurur kıymetli kardeşlerim. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu mâ tekaddeme min zembih. Kim Kadir gecesini inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ihya ederse, ikame ederse geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, bu gece o kadar kıymetli bir gecedir ki Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin ismiyle ilgili müstakil bir sure dahi vardır. İsmini demin de Laçin hocamın da okuduğu üzere Kadir gecesi olarak bildiğimiz Kadir suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Tekrar ediyorum. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Üçüncü ayeti celilde ise Yüce Rabbim Kadir gecesinin 1000 aydan daha hayırlı bir gece olduğunu bizlere ifade ediyor. Kadir gecesinin hangi gün olduğu konusunda ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatından o gecenin hangi gece olduğu
kesin bir şekilde bilinmemektedir kıymetli kardeşlerim. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde aslında ben Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu biliyordum ama bana unutturuldu buyurduğunu bizler biliyoruz. Dolayısıyla buradan şunu çıkartabiliriz ki Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğundan ziyade Ramazan'ın son 10 gününde ve özellikle de tek gecelerde aramamız ve kıymetini, kadrini hakkıyla değerlendirmemiz, hakkıyla ihya etmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden Ramazan'ın 21'i, Ramazan'ın 23'ü, 25'i, 27'si ve 29'u yani son 10 gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramamız ifade buyurulmuştur. Başka bir hadisi şerifte ise özellikle de Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu gece Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'ın 27. gecesinde nazil olmasıyla ulemanın çoğunluğu Kadir gecesinin 27. gecesi olduğu konusunda mutabık kalmışlardır kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla ulemanın çoğunluğuna göre Kadir gecesini Ramazan'ın 27. gecesinde aramamız tavsiye buyurulmuştur. İnşallah bu gece Kadir gecesidir. Dolayısıyla niyazımız, temennimiz bu geceyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat tatbikatına bakarak onun değerlendirdiği şekilde değerlendirmeyi Yüce Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Kadir suresinin meal ve tefsirine geçmeden önce burada Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen bir hususu da sizin dikkatinizi çattırmak istiyorum. Malum Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü hani Kadir gecesine erişsem, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olsam nasıl dua edeyim diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o geceyi nasıl ihya edeceğimiz konusunda soru yöneltiyor. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise özellikle Hazreti Ayşe annemize, genelde ise hepimize, bütün ümmeti Muhammed'e bu geceye eriştiğimiz zaman nasıl dua etmemiz gerektiğini tedris ediyor kıymetli kardeşlerim. Kadir gecesi duası olarak bilinen ve hemen hemen hepimizin ezberinde olan o dua şöyledir kıymetli kardeşlerim. Allahümme inneke afuvvun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi de seversin, beni de affet. Veya başka bir rivayette Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni veya hepimizi teşmil edecek olursak fa'fu anna diye duayı bitiririz. Yani Allah'ım sen affedicisin, affetme konusunda çok cömertsin, affetmeyi de seversin, bizleri de affet buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kadir gecesini idrak ettiğimiz zaman bu duayı dilimize deyim yerindeyse virdizeban etmemiz gerekiyor. Dilimizin alışkanlığı haline getirmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Ve tabi yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10'u, son 10 gününe girdiğimiz zaman yani cehennemden kurtuluş safhasına girdiğimiz zaman
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha cömert, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin itikafa çekildiğini ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecelerini ihya ettiğini, gecelerini ibadetle geçirdiğini, hatta aile efradını da kaldırarak onlarla birlikte Ramazan'ın son 10 gününü ihya ettiklerini biz hadis rivayetlerinden biliyoruz kıymetli kardeşlerim. Burada Peygamber Efendimiz aynı zamanda biz ümmetine de Ramazan'ın son 10 günü geldiği zaman nasıl ihya etmemiz konusunda fiili olarak göstererek kendisi bizlerin de öyle Ramazan'ın son 10 gününü öyle ihya etmemizi istemektedir kıymetli kardeşlerim. Bunları aktardıktan sonra yavaş yavaş Kadir Gecesi'nin meali şerifi ve çok kısa tefsiri şerifine de temas edecek olursak kıymetli kardeşlerim, şairin ifadesiyle Kadir Gecesi'ni tasvir eden ifadesiyle her gece Kadir olsaydı Kadir'in kadri olmazdı şaha, her hacer cevher olsaydı cevher etmezdi paha diyerek Kadir Gecesi'nin ne kadar önemli bir gece olduğunu ifade etmektedir. Yani her gece Kadir olsaydı Kadir'in bir kıymeti kalmazdı. Tekrar ediyorum. Şairin ifadesiyle her gece Kadir olsaydı Kadir'in kadri kıymeti kalmazdı. Dolayısıyla her taşta cevher olsaydı cevherin bir kıymeti harbiyesi olmazdı diyerek bu gecenin ne kadar önemli bir gece olduğunu bizlere ifade ediyor. Demin de ifade ettiğimiz üzere Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de hakkında müstakil sure olan mübarek bir gecedir. Yüce Rabbim inna enzelnahu fi leyletil kadir buyurur. Şüphesiz ki biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadir. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlı bir gecedir buyurur Yüce Rabbimiz. Hayrun daha hayırlı bir gece anlamını ihtiva ediyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla 1000 ayda takribi hesaplayacak olursak bir ömre bedeldir. Yani yaklaşık 83 yıl etmektedir ki bu da ortalama bir insan ömrü eder. Ve yine ayeti celilenin devamında tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri selam hiye hatta metla'il fecr. O gece melekler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle yeryüzüne iner. Melekler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle yeryüzüne iner. Ve son ayette de kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz selamun hiye hatta metla'il fecr buyurur. O gece tam yerinin ağarmasına kadar esenlik olduğunu Yüce Rabbimiz ifade ediyor. Bu anlamda Kadir Gecesi'nin, bu mübarek gecenin kadrini, kıymetini bilen, idrak eden ve bu anlamda ihya eden kullarından eylesin Rabbim bizleri ve cümlemizi inşallah. Tabii yine bizim kültürümüze, medeniyetimize yansımış güzel bir söz vardır. Her geceni Kadir bil, her geçeni Hızır bil. Tekrar ediyorum. Ey Müslüman, ey Müslüman kardeşim, her geçeni Hızır bil, her geceni Kadir bil. Dolayısıyla Yüce Rabbim her geceyi Kadir gibi ihya eden, her gecenin kadri kıymetini,
her zaman diliminin kıymetini, her zamanın, anın kıymetini bilen kullarından eylesin inşallah. Şöyle bir duayla bitirelim inşallah. Yüce Rabbim, şu karanlık yolları bizi sana ulaştıran yollar et. İhtirasla kilitlenmiş kolları birbirini kucaklayan kollar et. Muhabbetin gönlümüzde hız olsun. Gittiğimiz hakka varan iz olsun. Uçurumlar önümüzde düz olsun. Yolumuzda dikenleri güller et. Dalalet de bırakıp da insanı, yapma arzın en korkulu hayvanı. Unutturma doğruluğu, vicdanı. Bizi sana layık kullar et. Bizi sana layık kullar et. Yüce Rabbim, bu gece yapmış olduğumuz bütün dualarımızı kabul eylesin inşallah. Yüce Rabbim, bu geceyi, bu Kur'an gecesini, bu dua gecesini, bu mübarek geceyi, bu 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin kadrini bilen, hakkıyla ihya eden kullarından eylesin inşallah. Yüce Rabbim, bu gecenin, bu ayın, bu mübarek gecelerin, mübarek zat-ı şeriflerin, mübarek peygamberlerin hüzüsü hürmetine bizleri bu korona belasından en kısa zamanda kurtarsın inşallah diyor. Allah'a emanet olun. Ve ahir davana enelhamdülillah velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. وسلم الله